Kıymetli Balık TV izleyicileri, şu anda Kocaeli Surf Casting Derneği'nin düzenlemiş olduğu Kocaeli Surf Casting turnuvasının sonucundayız. Çok başarılı, çok hareketli, çok heyecanlı, bir o kadar da dostlukların pekiştiği, herkesin 24 saat ayakta kaldığı müthiş bir yarışma yaşadık. Bu yarışmanın mimarı olan Kocaeli Surf Casting Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Kadir Can Pesir ile birlikteyiz. Evet, hiçbir şey tek başına olmuyor, ekip de oluyor ama o ekibi de sevk ve idare etmek, o vizyonu ortaya koymak, o liderliği, o ekibe aşılayabilmek için ciddi bir birikim gerekiyor. Şimdi Sayın Kadir Can Pesir ile bu konuları konuşacağız. Kendisi çok yoruldu, sağ olsun röportaj teklifimizi kabul etti. Biz röportaj konularını yarışmalarda bütün yarışmacılarımızla ve katkı sağlayan insanlarla olabildiğince geniş tutuyoruz ama bazen bir şeyi atlıyoruz. Asıl o röportaj yapılması gereken insanlardan bir tanesi de o başarılı yarışmayı, etkinliği ortaya koyan kişilerle de bu görüşmeleri yapmak gerekiyor. Sağ olsun Sayın Başkanım bize zaman ayırdı. Oldukça yoğun. Etkinlik sonrasında da çok çalışmaları var. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz Sayın Başkanım? İyiyim. Çok şükür. Yorgunum. Biraz yorgunum. Uluslararası bir organizasyon. 6 ülke katılıyor. 12 ayrı şehir var. 104 yarışmacımız var. Tabii ki kolay iş değil. Yapanlar bilir. Memnuniyeti ön planda tutmaya çalışıyoruz. Bu sebeple yoruyoruz. Kendimizi de yoruyoruz. Ekiplerimizi de yoruyoruz. Ama işin sonunda o yorgunluk tatlı bir mutluluğa ulaşıyor. O yüzden yorgunluk unutuluyor. Bugün 3. gün uyku uyumadım. Hala ayaktayım. Kendi performansıma şaşıyorum. Nasıl bu? Yani ben normal şartlarda gece uyumasam ertesi gün böyle... Şöyle söyleyelim. Biz 2017 yılında faaliyetlerimize başladık. 2017 yılında kurulduk. Kurulduğumuzun ikinci ayında bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Devamında da yıl içerisinde çeşitli turnuvalara katıldık. Ve sadece turnuva değil, Kocaeli nezdinde belediyelerimizle beraber birçok sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer almaya başladık. Ve birilerinin dikkatini çekmeye başladık. Denizden çöp toplanacak, oradayız. Kıyı temizliği yapılacak, oradayız. Dünya Çevre Temizlik Günü'nde oradayız. Denizden ağaç çıkartılacak, oradayız. Turizm Şurası'nda balıkçılık için oradayız. Yani elimizden geldiğince yerel yönetimlerimiz, bakanlığımız, işte hangi birimimiz Kocaeli'miz için, ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyorsa biz de kendi bilgi birikimlerimizle, kendi imkanlarımızla oraya destek vermeye çalıştık. Destek verirken de tabii ki hep bir şeyler öğrendik. Kendimizi yenilemeye çalıştık. Zaman içerisinde ikinci, üçüncü, dördüncü derken bu yıl altıncısına geldik. Geçen seneden bahsedeyim. Geçen sene ilk defa biz Karadeniz'de yarışma yaptık. Karadeniz'de yarışma yapmak ciddi bir risk. Takvimi uydurmak mümkün değil. Ki son 10 günde bile 5 sefer hava döndü. Yani bir Poyraz görüyoruz. Bir Lodos'a dönüyor, bir doğudan esecek, işte akıntı olacak. Yani raporlar her gün değişiyor. Karadeniz'e takvim uydurmak gerçekten çok zor. Biz bu işi yaparak ciddi risk alıyoruz. Tahmin edebileceğimiz tek şey ay karanlığı. Ay karanlığını seçiyoruz. Balık popülasyonundan daha faydalanabilmek adına. Geçen sene yaptığımız organizasyon, dünya üzerinde Karadeniz'de gerçekleşen ilk uluslararası balık yakalama yarışması olarak kayda geçti. Tebrik ediyorum seni. Bunu ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Şehrimize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bununla birlikte yaptığımız organizasyon, çünkü biz Değirmendere'de yarışmalar yapıyoruz. Değirmendere biraz daha şehir merkezi ve beton zemini olduğu için orada hizmet noktası da, hakemlikte, serviste, yarışmak da her şey daha kolay. Karadeniz ilk imtihanımızdı. Bizi zorlayacağını biliyorduk. O yüzden çok ince eleyip sık dokuyarak minimum hatayla yarışmayı tamamladık. Komite başkanı da biliyorsunuz 17 ülkenin katılımcısı olduğu bir komitenin üyesiyiz. Türkiye ayağını gerçekleştiriyoruz biz.
Komite başkanı da bizzat kendisi de buradaydı. Gelişmeleri takip etti, yarışmayı başından sonuna kadar takip etti. İşin sonunda burada yaptığı konuşmada, kapanış töreninde yaptığı konuşmada söylemiş olduğu bir cümle, geçen seneki yarışmamız bir haftaydı. Yarışmacılarımız bir hafta Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin bize tahsis ettiği tesislerde konakladığı, yemesi, içmesi, havaalanı transferi, işte Kefken Adası'na ve Kandıra'nın çeşitli güzel bölgelerine tekne gezileri gibi çok aktivitenin içerisinde olduğu ve çok aşırı yorucu bir yarışma olmasına rağmen, yani orada insanlardan güzel sözler duymak, komite başkanının çıkıp ben dünya üzerinde gitmediğim balıkçılık organizasyonu yok, katılmadığım yarışma yok ama bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi balıkçılık organizasyonudur demesi bizim o bütün yorgunluğumuzu almış oldu. Çok şükür, yani şöyle söyleyeyim, severek yapıyoruz. Yani severek yaptığımız işlerin sonucunda bunlar oluyor. Bu sene yine bir farkındalık yaratıp ne yapabiliriz dedik. Araştırmasını yaptık. Sörf disiplininde dünya üzerinde hiç yakala bırak yapılmamış. Yani biz bu yarışmamızda ne yaptık? Yakalanan tüm balıkları ölçümünü yaptık, fotoğrafladık, canlı bir şekilde suya iade ettik. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlarım da doneler, 200'e yakın balık çıktı ve o balıkların tamamı canlı olarak suya iade edildi. Böyle bir oluşumla da dünyada bir ilke Kocaeli olarak imza atmış olduk. Sizi yani şu anda hayretle dinliyorum. Bunlar bahsediliyordu, konuşuluyordu ama biz bazı noktalarda bunların, ya evet insanlar üzerinde bir şeyler katabilir, abartı olabilir şeklinde düşünüyorduk ama birinci ağızdan sizden birebir bu bilgileri almak bizi oldukça şaşırttı efendim. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Şöyle, yani biz tebrik almak için, teşekkür almak için veya kendimizi ispat etmek için bir şey yapmıyoruz. Biz burada yanlış anlaşılıyoruz. Bunu da parantez olarak söylemek istiyorum. Biz burada yanlış anlaşılıyoruz. Biz bu olaya şöyle bakıyoruz. Biz burada önce ülkemizi temsil ediyoruz. 6 tane yabancı ülke, 26 tane yabancı yarışmacı var burada. Burada olabilecek herhangi bir aksi bir durum benim ülkeme, vatanıma, bayrağıma zarar getirir. Ben bu sorumluluk bilinciyle ekibimi yönlendirmeye çalışıyorum ki arkadaşlarımın hepsi de aynı özveriyle, ki gördüğünüz sahadaydınız, aynı özveriyle hem yurt dışından gelen yarışmacılara ülkemizi temsiliyetinde. 1 dakika boş kalmadı hiçbir tanesi. Sürekli evet. Ayaktaydılar. 24 evet. Saat biz sizinle birlikteydik. Müthiş bir özveri. Hani şöyle bir düşündüm efendim. Dedim ki acaba bu insanlara para verseler bu işi yaptırabilirler mi? Yaptırılabilir mi diye düşündüm. Biraz düşündüm üzerinde. Ciddi ciddi düşündüm. Evet. Yok, mümkün değil. Yaptıramazsınız. Mümkün parayla değil. Olacak işler değil. Mümkün değil efendim. Bazı işler gönül işidir. Bu da o işlerden bir tanesidir. Fedakarlıkla değil mi efendim? Evet, fedakarlıkla. Diğer taraftan Kocaeli'yi temsil ediyoruz. Ülkemizin 12 ayrı şehrinden insanları misafir ediyoruz. Bunlar bizim arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz. Biz olaya şöyle bakıyoruz. Bizim Türk milletimizin geninde misafirperverlik var. Evimizde bir insanı misafir ederken onu nasıl ağırlıyorsak, oradaki kumsal o anda bizim evimiz. Biz öyle bakıyoruz. Ve bizim markamızı biliyorsunuz. Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü, KSC bizim kısa marka adımız. KSC'nin başında K var. Bu Kocaeli'nin K'si. Biz bu sorumluluk bilinciyle yaşıyoruz. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehri tüketiyoruz. Bu şehirde yiyoruz. Bu şehirde kazanıyoruz. Bu şehrin havasını soluyoruz. Herkes kendi ilgi alanıyla şehrine hizmet etmeye çalışıyor. Belediye başkanı başkanlık yapıyor. İşte doktoru o ilin hastalığıyla ilgilenmeye çalışıyor. Yani herkes kendi alanıyla şehrine bir şekilde hizmet ediyor. Veya etmeye çalışıyor. Biz de bunu kendimize görev edinmiş bir topluluğuz. Biz şehrimizde, yaşadığımız şehrimize, borcumuzu şehrimize gönüllü olarak hizmetkarlık yaparak ödemeye çalışıyoruz. Bizim felsefemiz bu. Gelen misafirlerimizi o şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Yani 104 yarışmacımız vardı bu sene. Görüşmüşsünüzdür birçoğuyla. Yani memnuniyetsiz ayrılan, yani hiç, noktasından virgülüne kadar hesap ederek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Olmasın. Bir tane yarışma, epey bir insanla konuştum ve hani konuşurken evet sizler bizim şahsi dostlarımızsınız, kıymetli insanlarsınız. Bunu bir kenara koyarak tamamen medya kimliğimizle eleştirel gözle, tırnak içerisinde giriyoruz ki hani varsa bir yanlışlık onu sizlere daha iyi biz de aktaralım. Çünkü insan yaptığı yanlışı göremez. Evet. Çok samimi söyleyeyim.
birçoğuyla konuştum yarışmacıları. Yabancılarla da konuştum. Dilimin döndüğü kadar Arapça, dilimin döndüğü kadar İngilizce. Hiçbiri Azeri kardeşlerimiz zaten, Azerbaycan'daki kardeşlerimiz zaten anlaşabiliyoruz. Aynı konuşuyoruz. Anlaşmada bir sıkıntımız yok. Hani onları biraz kışkırtır şekilde de sordum. Yani var mı bir sıkıntı, bir problem şeklinde. Allah için hiçbir tanesinde şöyle bir problem var şeklinde bir geri dönüş almadık. Bu da sizin bu işi ne kadar detaylı bir şekilde düşündüğünüzü, ne kadar bu işe önem verdiğinizi, ekibinizle birlikte ilikleri ne kadar, bu işin ne kadar işlediğini gösteriyor efendim. Şöyle söyleyeyim, biz hiçbir zaman için 7. yarışmamızı yapıyoruz. Yıl içerisinde en az Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gölcük Belediyesi veya Kandıra Belediyesi en az sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer alıyoruz. Artı bir de festival yönetiyoruz. Her yıl Değirmen'de de festival yapıyoruz. Biz bugüne kadar hiçbir zaman için en iyisini biz yapıyoruz demedik. Demeyiz de. Böyle bir üslubumuz, böyle bir düsturumuz yok bizim. Biz iyi bir şeyler yapmaya çalıştığımızı ifade ediyoruz. Evet, siz iyi bir şey yapıyorsunuz diye buraya katılan insanlar söylüyor. Durum bundan ibaret. Şimdi biz sadece bir kendi yarışmamız olduğunda belediyelerimizin kapısına gitmiyoruz. O insanların cemiyetleri olduğunda cemiyetlerine gidiyoruz. Bir tören olduğunda oraya refakat ediyoruz. Biz 75 kişiyiz. Ve şöyle bir taktiğimiz var bizim. Buradan arkadaşlarıma nacizane tavsiyem olsun. Biz 75 kişiyiz ama bir anda 225 kişi oluyoruz. Nasıl biliyor musunuz? Bizim çok hızlı bir iletişim ağımız var. WhatsApp grubumuz var. İşte toplantılarımızı çok sık yapıyoruz. Arkadaşlar, yoğun bir katılım sağlamamız gerekiyor. Sağ tarafına amcanın oğlunu alacaksın, sol tarafına dayının oğlunu alacaksın. Öbür arkadaşıma sen ablanı alacaksın, teyzeni alacaksın diyorum. Bir kişi sağ koluna, sol koluna birer kişi aldığı zaman biz 225 kişi oluyoruz. Yani gücü büyütmeye çalışıyoruz. Ve bu organizasyonlara dahil oluyoruz. Projelerin ortağı oluyoruz. Ve devamında biz yarışma yapacağımız zaman görüyorsunuz 3 tane belediyenin yoğun desteği var burada. Derece ödülü olsun, işte 1000 litre yakıt kullandık abi. 1000 litre yakıt kullandık biz burada. Müthiş bir rakam bu efendim. Anlatabiliyor muyum? Yani en basitini söyleyeyim. Büyük bir festivalde, bir hafta süren bir festivalde bu rakamlarla karşılaşıyoruz biz. Ki siz... İki günde, evet. Oldukça yoğun ve arabaları da gördük sürekli. Füze gibi hepsi böyle ard arda gitti geldi. Müthiş bir lojistik, müthiş bir sevkiyat, müthiş bir hareketlenme. Peki efendim, ben şunu sormak istiyorum size. Neden bu kadar detaylı düşünüyorsunuz? Neden bu kadar, hani diğer dernekler şöyleyken böyleyken diye bir kelime kullanmayacağım. Çünkü herkes, bütün yapılanmalar kendi imkanları nispetinde, evet, iyi niyetli çerçevesinde elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Evet. Ben kendim gidip görüyorum. Zaten o niyeti görmediğimiz yere de biz gitmiyoruz. Ama hakikaten umuma baktığımızda, genele baktığımızda bütün derneklerimizin bir gayreti var, bir çabası var. Hepsine buradan, evet, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Fakat benim şahsen anlamadığım bir konu var. Biz neden Kocaeli Surf Casting Kulübü'nü insanların, buraya yarışan, yarışmacı olarak gelenlerin, izleyicilerin, dinleyicilerin, yoldan geçenlerin dahi beklenti ve taleplerini veya oluşabilecek olan ihtiyaçlarını bu kadar detaylı düşünerek hareket ediyor, ona göre aksiyonlar alıyor. Neden efendim? Şöyle söyleyeyim, işin özünde aslında şu var. Bu bir yaşam biçimi, yaşam tercihi. Benim hayal, ben farklı bir iş, yani benim şu anda ben balıkçılık camiasına hizmet eden bir insanım, ticari faaliyet olarak. Ama benim hayalimdeki iş turizm. Benim gözümde turizm, memnuniyet sanatı olarak görürüm ben turizme. Ben yoğun bir şekilde, yani tatil, 5 yıldızlı otel, hayır. Doğa, ateşi yaktım, çayı demledim. Hafta sonumu değerlendirebiliyorsam o benim için bir tatildir. Kimi gün daha fazlası olur, kimi gün daha az olur. Şu, ne bekliyorsam, ben herhangi bir yere dahil olduğumda neyle rahat edeceksem, onu geçiriyorsam kafamda, nasıl mutlu olacaksam, nasıl mutlu olabileceğimi düşünüyorsam, buraya gelen misafirlerime de mutlu edebilecek şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Müthiş bir empati var burada. İşte hayatın püf noktası aslında empatidir. Benim felsefem de bu yatar. Ekibim de sağ olsun uyum içerisinde çalışıyoruz. Şu
şöyle bir detay var. Az önce bir şeyden bahsettim. Yıl içerisinde en az 10 tane sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer alıyoruz, destek veriyoruz veya proje ortağı oluyoruz. Bu sayede yöneticilerimiz bizi gayet tanıyor. Yani içtenlik, yani çok samimi bir ortamımız var. Hepsinin cep telefon numaraları bizde vardır. Bizim de numaralarımız kendilerinde vardır. Biz belediye başkanlarımızla birebir telefonda görüşebilen insanlarız. Spor müdürlerimizle, daire başkanlarımızla birebir görüşen. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Az önce bir şey söyledim. Biz bu şehrin gönüllü hizmetçileriyiz. O insanlar bunu biliyor. Bu yapının doğru bir yapı olduğunu bildikleri için listeye yazdığımızda, yarışma yaparken liste yapıyoruz. İhtiyaç kalemlerini yazıyoruz. Bir tanesi ret yemiyor. Çünkü biliyorlar ki, bakın içeride yemek var. 3 öğün yemek çıkıyor burada. Ziyan olmaması için kılı kırk yararak hesap yapıyorum. Kimse aç kalmasın ama 5 tane yemek çöpe gitmesin. Bu para hepimizin parası. Bunların hesaplarını çok iyi yaptığımızı bildikleri için eğer bu insanlar bizden bir şey istiyorsa yanlış bir şey için istemezler mantığı onların da kafasına yerleştiği için biz ne istiyorsak veriyorlar. Ve samimi buluyorlar. Samimi buluyorlar ve karşılığını görüyorlar zaten burada. Ortamı kendileri de yaşadıkları için karşılığını görüyorlar. Yanlış bir işe yatırım yapmadıklarını gördükleri için bizim hizmetlerimiz her geçen gün artıyor. Bu neye vesile oluyor? Bizim ekibimizin motivasyonunu artırıyor. O desteği gördüklerinde daha bir canla başla sarılıyorlar işlere. Biz dün ve bugün Cuma, Cumartesi, Pazar 6. Uluslararası Kocaeli Balık Yakalama Yarışması'nı icra ettik. Doğru mu? Evet. Perşembe günü ne yaptık biliyor musunuz? Kandıra Uzunkum sahilinde Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında yılda 4 sefer yapıyoruz. İlkbahar, yaz, sonbahar, yani kış. Sadece yarışma için değil. İki programı bir araya getiriyoruz. Çöp topluyoruz. Yerdeki çöpleri elimize, yani bizim şunu söyleyeyim ben. Arkadaşlarım böyle anlasın. Şu formayı giydiğimizde formayı giymeden önceki kimliğimizin hiçbir önemi yok bizim kapının için. Kapının önünde bırakıyoruz. Orada bırakıyoruz. Avukatı da var. Doktoru da var, profesörü de var, vergi rekortmeni de var içimizde, iş güç sahibi var, belediyede çalışanı da var, İSU personeli var. Bu formayı giydiğinde herkes eşittir. Ve ben profesörüm, ben vergi rekortmeniyim, ben orada çöp toplamam diyen bir Allah'ın kulu yok bu ekibin içerisinde. Bu sebeple yani çaldığımız her kapı bir şekilde açılıyor. Ve elimiz boş dönmüyoruz. Bu sene 40 tane sponsorla bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ve birçok sponsorumuz kendileri bizi arayarak biz size destek olmak istiyoruz. Ne ihtiyacınız var, ne yapabiliriz diye dönüşler yaptılar. Bu gerçekten mutluluk verici, gurur verici bir durum. Samimi bir ortamda, temsiliyeti ön planda tutarak, yanlışlardan uzak, olumlu düşüncelerle, şehri ön planda tutarak, şehrin dinamiklerini ön planda tutarak, turizme faaliyet göstererek, ya bu yarışmaya Gençlik ve Spor Bakanlığı destek veriyor. Tarım Orman Bakanlığı destek veriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı destek veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. Gölcük Belediyesi destek veriyor. Gölcük Belediyesi farklı bir ilçe, 100 kilometre uzakta buraya. Kandıra Belediyesi destek veriyor. Kocaeli Deniz Ticaret Odası destek veriyor. Kurumları görüyor musunuz? Yani ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bunların hiçbiri biz ofiste oturduğumuz yerde olmadı. Olmaz da. Böyle bir şeyi ofiste veya iş yerinizde veya herhangi bir yerde oturduğunuz yerde olmasını... Neyi göndererek, WhatsApp'tan bir şey olmaz. Yapmaya çalışarak... Bunların hepsi yaşayarak, yaşatarak, inanarak ve isteyerek, inandırarak oldu. Çok şükür. Biz ülkemize aşık bir insanız. Şehrimize aşık bir insanız. Bu temsiliyet anlayışıyla şehrimize... Şu güzelliği görüyor musunuz ya, arkamızdaki güzelliği? Biz buranın bekçisiyiz. Daha söylenecek bir şey var mı? Bunun için mücadele ediyoruz. Ve şunu söyleyelim. Ben 3 gün oldu uyuyamıyorum. Arkadaşlarım keza aynı şekilde. Kumda gördünüz. Çadırlarını kurmuşlar, orada yatıyorlar. Çadırı olmayan var. İşte kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmış. Veya öbür arkadaşım mağdur olmasın diye, ben burada yatayım diye inisiyatif kullanan arkadaşlarımız var. Bu insanlar evsiz insanlar değil ha. Değil. Ama burada bu insanların hepsinin işi gücü var.
Bu insanların hepsi meslek sahibi. Ama öyle bir sahiplenme var ki, ben burada hizmet edeceğim diyor. Ve gönüllü olarak. Bizim misafirlerimizi nerede konaklattırıyoruz? Tesislerimizi gezdiniz. Bu tesisler, şöyle söyleyeyim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sadece ve sadece başarılı sporculara ve öğrencilere açmış olduğu bir tesis. Alanında başarı sağlamış öğrencilere hediye olarak verilmiş bir tesis. Böyle bir organizasyon olarak bizden başka hiç kimseye verilmiyor. Bu da çok önemli. Bu nedenlerin hepsini alt alta koyduğumuz zaman başarı zaten kaçınılmaz oluyor. Biz bize sunulan imkanları çok iyi biliyoruz. Kıymetini de biliyoruz. Ziyan zarar etmemesi için elimizden gelen titizliği gösteriyoruz. Bütün belediye birimleri ekipmanlarını getirir bize teslim eder. Nasıl teslim ettiyse aynı şekilde geri alır. Benim arkadaşlara tavsiyem şu. Daha önce arkadaşlarıma söylemiştim. Yine söyleyelim, yine tekrar edelim. Senede bir sefer, Adnan abi biz seninle senede bir sefer görüşsek ne kadar ileriye gidebiliriz seninle? Yani ne kadar samimiyet olsa da, ne kadar aynı tabanda, aynı ilgi, alaka ve beklenti düzeyinde birbirimizle örtüşsek de onun çok ileri seviyeye gidemeyeceği açıktır. Evet. Doğruluğunu, gerçekten bu işi gönülden yaptığını ve bu işi yaparak bu şehre bir şeyler kazandırmaya çalıştığını, bu camiaya bir şeyler kazandırmaya çalıştığını, bu ülkeye bir şeyler kazandırmaya çalıştığını görürse birileri destek olacaklardır. Bunu esirgemezler değil mi? Esirgemez. Hangi yönetici, şehri, hangi şehrin yöneticisi şehrinde yapılan bir organizasyona köstek olur? Yeter ki... Ya biz bedava işçileriz ya. Şehirlerin tanıtımı için bedava işçileriz biz, gönüllüyüz biz. Yeter ki samimi yapılsın. Samimi yapılsın. Yeter. Bak bunu başaran şehirlerimiz var. Bunu başaran şehirlerimiz var. Bize örnek gösterin dedik. Bak burada neler yapılıyor? Videolarımızı alın, fotoğraflarımızı alın. Gittiler, gayet de başarılı bir şekilde bakın organizasyonlar yapıyorlar. Bunu herkes yapmalı. Neden yapmalı? Ben buradan kalkıp gittiğim zaman ben de o hizmeti almak istiyorum. Ben de o keyfi, ben gelen misafirime o keyfi yaşatıyorum. Ben de gidip o keyfi yaşamak istiyorum. Hayır, ben bir şeye dikkat ettim. Yani en ince ayrıntısına kadar, hani burada söylenmeyebilir belki, yani en kişisel temel ihtiyaçların dibine varıncaya kadar hakikaten ben çok etkilendim. Gerçekten bu çizgiyi daha da devam ettireceğinize de inanıyorum. Biz her zaman söylüyorum, biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Bu da bir örnek, örnekleme noktasında. Eyvallah. Çok güzel bir örnek oldunuz. Bunun ümit ediyorum ki diğer belediyelerimize, diğer sportif, amatör ve sportif kulübü, derneklerimize, onlara da çok güzel örnek oluyor. Onlara da ilham oluyorsunuz. Evet. Biz bundan sonrası için sizden bu çizgiyi daha da fazla devam ettirebileceğimizi ümit ediyoruz ve bunu da göreceğiz efendim. İnşallah. Afişteki sponsorlarımızı gördünüz mü? Evet. HDC Otomasyon. Evet. Balıkçılıkta hiçbir alakaları yok. Evet. ANZ Yazılım. Bunlar hep otomotiv firmalarının yazılım firmaları. Evet. Değil mi? Yani Robo Otomasyon. Yerli ve milli aracımızın yazılım şirketi. Öyle mi? Çok güzel. Evet. Bunu söylememi istemediler gerçi ama ben söyleyeyim. Yani bunun gibi mermer firması ya. Sponsor. Evet, geçtiğimiz günlerde haberi gördünüz. Hatta sigorta firması sponsor. Normalde mesela amatör ve sportif balıkçılık faaliyetlerinde bu tarz sponsorlardan daha çok genellikle av bayilerinde. Av bayilerimiz de tabii ki. Ağırlıklı olarak onları görüyoruz. Tabii. Ama şimdi burada bu sponsorları görünce ona da şaşırmamak mümkün değil. Tabii ki. Sizin biz... bu işe ne kadar ciddiye aldığınızı, bu işe ne kadar önem, evet, verdiğinizi bir göstergesi diye düşünüyorum efendim. Şöyle, şimdi bu işin doğasında var. Av bayilerinin satmış olduğu ürünler zaten bizim doğrudan tüketicisi olduğumuz ürünler. Yani o ürünler olmadan zaten biz bu işleri yapamayız. Biz onlara destek olacak, onlar da bize destek olacak şekilde hep bir arada faaliyet yürütmeye çalışıyoruz. Sponsor oluyorlar. Bakın kendi sektörümüz içerisinden de en az 10 tane sponsorumuz var, destekçimiz var, sağ olsunlar. Onlar da bu yapının doğru bir yapı olduklarını bildikleri için hiç kimseyi zorlamayalım. Benim şöyle bir felsefem var. Yani fili parçalayarak yemek mantığı.
Tek başımıza bir fil yiyebilir miyiz? Hayır. Ama belki 500 kişi yiyebiliriz. Biz yarışmamızın bütçesini çıkartırız. 2 milyon, 2,5 milyon, 1,5 milyon, 1 milyon 750 neyse rakama takılmayın. Bundan sonra bunu bir kişiden istesek alabilir miyiz? Hayır, çok zor. Alamayız. Çok zor. Biz bunu bölüyoruz. He. Şunu da demiyoruz. Sen şu kadar vereceksin, sen şu kadar vereceksin, sen şu kadar vermelisin. Hayır. Biz projeyi sunuyoruz ortaya. Diyoruz ki biz şu 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 faaliyetleri yapacağız. Şu kadar sürecek, şu kadar gün sürecek, harcamalarımız şu kadar, ihtiyaçlarımız şu kadar. Siz kendinize neyi yakıştırıyorsanız, ne kadar gücünüz varsa, ne kadar destek olmak istiyorsanız o kadar bize destek olun diyoruz. Sağ olsunlar biz o firmadan, X bir firmadan 1 bekliyorsak 5 geliyor. 3 bekliyorsak 8 geliyor. Ama hepsi de doğru bir şekilde teslim edilmesi gereken yere teslim ediliyor. Hiçbir firmanın yani sponsorluk olarak bize gönderilmiş ama emtia olur, ama nakit parası olur. Ki ben şunu söylüyorum. Ben cebimdeki parayı çok rahat harcarım. Hiç hesap kitap yapmam. O para benim çünkü. Ama ben sponsorumdan aldığım paranın kuruşuna dahi dikkat etmek zorundayım. Bu işin vebali var. Bu işin sorumluluğu var. İşte bütün maddeleri yan yana sıraladığımızda hani diyorsunuz ya nasıl bu kadar kusursuz oluyor? 6 ay 3 ay kafamda tasarlıyorum. Arkadaşlarımla paylaşıyorum. Kağıda döküyorum. Yönetimimle paylaşıyorum. Üyelerimizle paylaşıyoruz. Arkadaşlarım uyarıyor. Şurada hata yapıyorsun. Burayı düzeltelim. Düzeltiyoruz. Eklemeleri yapıyoruz, çıkartmayı yapıyoruz. Şablon çıkıyor ortaya. Diyoruz bizim projemiz bu. Sunuyoruz. Gülüyorlar. Ya siz nesiniz diyorlar. Bu işi nasıl yapıyorsunuz? Severek yapıyoruz abicim. Biz severek yapıyoruz. Hani nasıl oluyor diyorsunuz ya. Sadece şöyle bir örnek vereyim. Bu tesisin iki tane kapısı var. Bir tane şurada, bir tane. Şurası kilitli gerçi ama tel örgünüsüne atlanabilir. Tel örgünüsüne atlayın. Gelin kapıya. Ya arkadaş ben burada kalmak istiyorum. Size direkt hayır diyecek. Burası kalabileceğiniz bir yer değil. Ben size bu gece için 50 bin lira para vereyim. Ben bu gece burada konaklayayım deyin. Size ne cevap verecek? Bak devamını ben söylemiyorum. Konaklar. Tabii. Burası özel bir alan. Özel bir alan. Özel amaçlar için dizayn ettiği evet. Bir alan. Paranın geçmediği bir alan. Hı-hı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Parayla gelip her kalamayacağınız zaman, bir alan. Her zaman paranın açamayacağı yerler deriz ya. Hı-hı. Paranın geçmediği yer burası. Görüyorsunuz ablalarımız hizmet ediyor deminden beri. Yemeğimizi yiyoruz, yemeğimizi veriyorlar, çayımızı veriyorlar. Odalarımızı temizliyorlar. Bu imkanlar bizim için. Bize sunuluyor bu imkanlar. Biz de gelen misafirlerimize sunuyoruz. Biz bu işi seviyoruz. Severek yapıyoruz. Misafirlerimizi de evimize gelmiş misafir gibi ağırlamaya çalışıyoruz. Mevzu bu. Efendim, sizi daha fazla soru sorup hiç yormak istemiyorum. Çünkü zaten yorgunsunuz ama vermiş olduğunuz cevaplar, anlatmış olduğunuz konular yeni bir soru sormaya mahal bırakmıyor. İnanın. Bir işi yapmış olmak için yapmayız biz. Bakın bir yandan ekibimiz hala çalışıyor. Yarışma bitti. Ödül törenimizi yaptık. Herkes dağıldı. Doğru mu? Evet. Bir hafta daha devam edecek bu organizasyon. Hı-hı. Üç ayrı bakanlığa raporlaması var. Hı-hı. Üç ayrı belediyeye tek tek raporlaması var. Yabancı yarışmacılarımız burada. Yarın havaalanı transferleri var. Ve bunca alanda gördünüz. Bir dünya kullanılan ekipman var. Ve biz 2017'den bu döneme kadar ciddi bir demirbaş stoğumuz oldu. Bunları da stoklayacak bir alanımız olması gerekiyor. Demirbaş. Tabii. Telsizi, termosu, jeneratörleri, çadırları. Yani bir dünya malzememiz var. Bunlar bizim kulübümüzün demirbaşları. Daha bunlar gidecek, tekrar temizlenecek, cetveller, balıkları ölçtük. Bu cetvelleri öyle şey atamayız, tabii yıkanacak, temizlenecek. Tekrar yerine katlanacak. Teçhizatların bakımları yapılacak, bakımları temizlenecek. Yapılacak. En az bir hafta. Yarışma bittiğinde yarışma bitmiyor. Bir ayda onun devamındaki evet. İlişkiler, görüşmeler, onun sonuçları evet. Ve onunla ilgili... Sponsorlarımızı ziyaret edeceğiz. Tabii teşekkür şeyleri edeceğiz. Var, değil mi? Tabii. Plaketlerini takdim edeceğiz. Efendim çok ciddi bir yükün altına girdiniz ve bu yükü de çok rahat bir şekilde, çok güzel bir şekilde olması gerektiği gibi taşıyorsunuz. Örneksiniz. Ben size, ekibinize ve bu etkinliklerde
benim bir tabirim var. Bir kesbe şeker dahi vererek katkı sağlayan, emek veren, değer veren, bu noktadaki katkıya katkı sağlayan her kim varsa size onların nezdinde ve size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Bir, iki, üç.